bizi masaya çağırıyor, hem kendisi masaya gelmiyor. Abdülhey, bizim bir planımız varsa onun da bir planı var. Abi, onun planı belli. Bunları sızdırıp itibar kazanacak. Devletin itibarını zedeleyecek. Benim tanıdığım örgüt her şeyi bırakır, silahı bırakmaz. Şahmeran'ın gelmemesine de şaşırmadım. Gelecek Mustafa. Ben nasıl baskı altındaysam o da baskı altında. O bu baskıyı kaldıramaz. Sonunda mecbur gelecek. Abi, doğru söylüyorsun da, planın başarıya ulaşmazsa, görüşmeler sızdığında biz bunu kimseye anlatamayız. Kimseye bir şey anlatacak halim yok Abdülhey. Başarısız olursak bunun bir bedeli var. Bu da bu hayatta ödeyeceğimiz ne ilk ne son bedel olacak. Abi, bundan daha büyük bir bedel yok. O zaman başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de sinirlerimize hakim olmamız lazım. Abi, sen iyi dayanıyorsun. Ben bunları karşımda görünce elim ayağım titriyor. Gırtlaklarına yapışmak istiyorum. Abdülhey, bu millet cephede kazandığı birçok savaşı sırf bu yüzden masada kaybetti. Savaşın sonucunu silah değil, söz belirler. Abi, sen o Serhat onu yaptıktan sonra bunlar bir daha senin karşına çıkamazlar. Benim karşıma çıkmazlarsa senin karşına çıkarlar. Anlamadım abi. Abdülhey, eşkıya taktı. Taciz ateşi açtı, kaçtı. İstiyor ki sen peşine düş, döşediği mayına bas. Onun için sinirlerinin çelik gibi olması lazım. Polat Alemdar'ın kendi topraklarımızda böyle bir şov yapmasına nasıl izin verirsiniz? Başkanım, oradan o Tece Ajanı canlı çıkamazdı. Lale arkadaş engel oldu. Hayatını kurtardı. Ben olmasam Polat Alemdar boynunu kıracaktı. Örgütü ve beni küçük düşürdünüz. Bunun elbet bir bedeli olacak. Serhat arkadaş, müzakere temsilciliğinden seni alıyorum. Duran arkadaşı çağırın. Acil gelsin. Emredersiniz başkanım. Polat Alemdar, Serhat arkadaşa uyguladığı taktikle psikolojik olarak üstünlük sağladı. Başkanım, merak etmeyin. Olayın gizli kalmasını sağladı. Sen ne diyorsun? Sen daha Polat Alemdar'dan o emperyalist ayağı yerken buraya haberi geldi. Bütün bölge şimdi senin yediğin o dayağı konuşuyor. Tece ordusu 3. sınır ötesi harekatında bile bizi bu kadar yıpratamamıştı. Başkanım, bir an önce bir şey yapıp psikolojik üstünlüğü geri kazanmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Şimdi hatanı telafi etme zamanı. Abdülhey adlı ajanla ön görüşmeleri sen yürüteceksin. Başkanım, benim Abdülhey ile görüşmem ikimizi aynı konuma indirger. Bu da örgütümüzü küçültür. Taktiksel manevrada bu tavizi vermek zorundasın Lale arkadaş. Önemli olan nihai sonuç. Polat Alemdar'dan istediğimizi aldığımız zaman bu kazanımın baş aktörlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaksın. Dikkat edin, her tarafı tuzaklamıştır bu. İyice bakın. Tamam, tamam abi. Zaza, söylene söylene beni bir oturtmadı şurada. Merak etme, örgüt şimdi mal vermez, yarın verir. Bizi mal etti örgüt, bizi. Senle beni mal etti. Tütün gibi piyasaya çiğnetti. Hani gavur dağılı ölünce bu iş bitirdi. Zaza, Şahmeran benim emrimde mi? Gitmiş başkasını seçmiş. Onu da öldürürüz. Ayrıca onlar bu işi örgüt içinde yapacağız diyorlar. Gerçi zor yaparlar da. Hele bir getirsinler malı. Burada aracısız satsınlar. Şor olurlar, şor. Abi, etrafı sarmışlar. Gavur dağlılar.
gözümü bağladınız? Benim niye gözümü bağlısınız? El alemikini de ala. Zaza! İyi misin? İyi mi? İmdat! Hele bak ben öldüm mü? Dayı kan gelir mi? Gelmiyor. O zaman yaşasın dayı. Sinirlerdim. Ben o gavurların dağını delik deşik etmez miyim? Ömer. Ben onlara kendimi göstereceğim. Onlar bana gelecek. Anladınız değil mi? Siz arkadan geçeceksiniz. Ben de onları mayının arazinin içine sokacağım. Baki, sen benimlesin. Tamam abi. Bu tarafa niye mayın ekmedin? O tarafta mayın yetişmiyordu Zaza. Toprağı verimsiz. Bu tarafın toprağı verimli. Biz de mayınları buraya ektik. Anladın mı? Patates mi lan bu ekiyorsun? Arkadan çıkacaklar abi. Zazaları çıkaracak. Onlar gitsin. Benim işim karayla. Git git git. Gidiyoruz. Torpakla buradaki torpağın arasındaki fark ne ki? Buraya ekili de oraya ekil mi? Buralarda tütün bile yetişir babam. Zara aradı. Müzakerelerin kesintiye uğramaması için yarın benimle bir ön görüşme istiyorlar. Yapabilir misin? Abi zor ama sen yap dersen mecbur yapacağım. Sana kırmızı çizgilerini söyleyecekler. Öyle şeyler öne sürecekler ki sinirlerini bozmaya çalışacaklar. Abi... Bizim kırmızı çizgilerimizi de soracaklar. Bizim tek kırmızı çizgimiz var. Her şeyi konuşmaya hazırız. Ama Şahmeran'la. O gelmediği sürece... ...görüşme falan olmayacak Abdülay. Estağfurullah, ricam olur. Gözlerinden öpüyorum. Karadan haber var mı? Efendim, kara yine kayıplara karıştı. Gavur dağlar mekanını bastıktan sonra yok olmuş. Kendi kafasına göre iş yapıyor. 100 defa dedim ki girme. Bana gavur dağlıyı bul. Mete Bey seninle görüşecekti. Emredersiniz efendim. Ne
diyorsun Zaza? Ne yapalım? Bu işten vaz mı geçeceğiz? Seni bilmem ama ben daha da vazgeçmem. Ben bu işe ismi koymuşum. Sen bana geldiğinde başka konuşuyordun. Ha? Şimdi ne değişti de vazgeçtin? Bu değişti. Zazan postunu deleceksin. Bunun bedelini ödemeyeceksin. Yok öyle. Ha, bütün mesele bu şapka mı? Ben alayım sana yenisini. Sen Zaza'yı tanımışsın mı? Ben pire için değil yorgan, orman yakarım. Hem de cayır cayır. Değil mi İmdat? Ormana yazık dayı. Gavur dağlıların galerisi var. Araba yakak. Ekonomiyi canlandırırız. Ben zaten araba sevmiyorum. Ne değişin kara? Zaza. Mesele gavur dağlılar değil. Mesele örgüt. Malı sattırmazsan örgüt ya seni ortadan kaldıracak ya da malını mecbur sana sattıracak. Hoş geldin Abdüley. Gördüğün gibi bizde sizdeki gibi ayrımcılık yok. Her birey halkı için savaşmak zorunda. Mazeret uydurmana gerek yok. Erkekleriniz korkudan karşıma çıkamadı. Cinsiyetçi yaklaşımın senin ne kadar tedirgin olduğunun işareti. Kadınlarla pek anlaşamam. Onun için uzatmadan söyle. Ne istiyorsunuz? Senin kitabında müzakere kelimesi yok, değil mi? Bana kalsa mücadeleyi tercih ederim. Ama madem buradayım, demek ki müzakere edeceğiz. Ama önce senden bir şey istiyorum. Bir kere de ön koşulsuz başlayın konuşmaya. Polat Alemdar'a düzenlenen suikaste dair ne biliyorsun? Örgütün ilgisi olmadığını biliyorum. O zaman kimin ilgisi olduğunu da bilirsin. İyi niyetimizin bir göstergesi olarak sana bildiklerimi söyleyeceğim. Polat Alemdar'a suikastı yapanlar Nora Şiret'i. Görüşmelere geçelim. Kırmızı çizgileriniz nelerdir? Bizim kırmızı çizgimiz yok. Kuzey Irak'ın
Anti-emperyalist havası sizi çarpmış anlaşılan. Kırmızı çizgileriniz gitmiş, pembe bir tablo oluşmuş. Her şeyi konuşmaya hazırız. Tek şartımız var. Şahmeran Polat Alemdar'ın karşısına bizzat oturacak. Siz bunu dayattıkça Şahmeran bunun bir taktik olduğunu düşünüyor. Şahmeran'ın ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Bizi masaya çağıran sizsiniz. Ya Şahmeran gelir karşımıza oturur ya da gideriz. Davut, Polat Alemdar'la akraba oldun. Bütün dengelerin alt üst oldu. Haklısın. Ben de bunun için geldim. Artık emekli olmak istiyorum. Biz seni zaten emekli ettik. Öyle değil Şamir. Haberi siz yapıyorsunuz. Hesabını ben veriyorum. Kimi safirdi şimdiye kadar? Bunca yıl size hizmet ettim. Bunun sizin gözünüzde biraz değeri varsa... Bırakın son zamanlarımı huzur içinde yaşayayım. Davut, sana kim reddedemeyeceğin büyüklükte bir teklif yaptı, sen onu söyle. Yaşar Katırcı. Holdingin değerinin iki katını veriyor. Yaşar mı girmek istiyormuş medyaya? Hem de çok istiyor. Ben sizin de onunla çalışabileceğinizi düşündüğüm için geldim. Prensipte Yaşar'a bir itirazımız yok. Görüşmeleri başlatabilirsin. Ama bizden haber almadan satışı başlatma. Hı? Örgüt yüzünden Kuzey Irak, Türkiye'yi yıllarca düşman gözüyle gördü. Halbuki buradaki halka seçme şansı tanınsaydı, Bağdat'a mı bağlı olmak istersiniz, Ankara'ya mı? Halk Ankara'yı seçerdi. Örgütü kuranlarla Saddam'a, Kürtlere nükleer bomba attıranlar aynı güçler. Bütün hesapları bölgedeki her grubu birbirine düşman etmek. Rahmetli Özal bu oyunu bozmak istedi. Bedelini hayatıyla ödedi. Şimdi sen bu oyunu bozacağım diyorsun. Ne yaptın Abdülhamit? Abi, dişimi sıkmaktan ağzımda diş kalmadı. Öyle şeyler söylediler ki... Abi, beni işkenceye alsalar... bu kadar acı çekmezdim. Söyle. Paylaş, acını hafifletelim. Abi, koşulsuz genel af 1. Demokratik özellik 2. KCK'nın Türkiye ayağının hayata geçirilmesi 3. Lalezar'ı ara. Şahmeran gelsin, bir de bunları benim yüzüme söylesin. Gelir abi. Abi, bunlar seninle masaya oturmak için her şeyi yaparlar. Lalezar'a suikast yapanları söyledi. Onlara göre Nor aşireti yapmış. Peh, onlar mı aşiret? İpini koparan 5-10 çapulcu bir araya gelmiş. En çok parayı kim verirse onun tetikçiliğini yapıyorlar. Mustafa, beni onlarla görüştürmen lazım. Örgüt bitti, bir de tetikçilerle mi görüşeceksin? En çok kim para vermiş onu soracağım. Başkanım, yine taktik değiştiriyorlar. Ne taktiği Cemal arkadaş? Tecenin bir numaralı ajanları her şeyi görüşmeye hazırız diyorlar. Daha ne bekliyoruz? Başkanım, bunların Leon Koç'u sunmamaları biraz garip değil mi? Karşısında beni muhatap görmek istiyor. Bundan daha büyük koşul mu? Biz nasıl Polat Alemdar'ı masaya oturtmak için ödün verdiysek... o da benim oturmamı sağlamak için ön şart sunmuyor. Senin ön şart olarak sunmasını beklediğin her şeyi... masada bizzat benim yüzüme söylemek istiyor. Ne yapacaksınız başkanım? Halkım için bugüne kadar ne yaptıysam... onu yapmaya devam edeceğim.
içeri gel. Bir şey mi oldu? Senden yardım istiyorum. Polat bebeğimi kaçırdı. Bebeğimi geri al. Çok zor biliyorum. Ama gerçeklerle yüzleşmen lazım. Sen gördün mü bebeğimin öldüğünü, defnedildiğini? İnci, benim görmeme gerek yok ki. Herkes oradaymış. Abdüley, Memati, Cahit. Onlar hepsi Polat'ın adamı. Polat ne derse ona inanırlar. Polat neden kaçırsın bebeğinizi? O Polat'ın da bebeği. Oğlumu kendi gibi yapacak. Nasıl onu devlet birilerinin yanına yerleştirip yetiştirdiyse, o da oğlumu öyle yetiştirmek istiyor. Yalvarırım, bana yardım et. Biliyorum. Polat'a inanıyorsun, bana inanmıyorsun. İnci, inanma meselesi değil. Ne dedi Polat sana benim için? Hasta dedi değil mi? Aklı karışık, uyduruyor dedi değil mi? Ama ileride sen de anne olunca benim ne duruma düştüğümü anlayacaksın. Ben elimden geleni yapacağım. Ben artık Polat'la görüşmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Ne olur bebeğimi bul. Hemen boşanacağım. Ben bunu araştıracağım. Ama sakın bundan kimseye söz etme. Yoksa araştırmamız sonuç vermez. Kimseye söylemem. Yeter ki sen çocuğumu bul. Uyumadın mı sen? Yok. Sen niye kalktın ayağa? İyiyim ben. Oğlum. Olan olmuş. Eğer bir şey olmuşsa iyi olmuş demektir. Sana düşen kardeşine ve evliliğine sahip çıkman. Ayakçıları kızlarını aldı diyorlar anne. Baban da babamın ayakçısıydı ona bakarsan. Babam hiçbir zaman kocamla yakın olmadı. Ama hiçbir zaman da onu ve evliliğimi yok saymadı. Lazia akıllı bir adamdı. O babanın geleceğini gördü. Sen de Memati'nin gücünü gör. Söyle kızına kocasını çağırsın. Madem evlenmişler, layıkıyla muamele edelim. Atıp yerlerine geçin.
Ters dön. Ateş etme. Ters dön. Bu adam çok para. Gani gani. Al al seni. Beni bırak. Adam seni. Alın şunu. Beni öldürmeni kim istedi? Ne istiyorsun? Bizim para yok. Patladınız mı? Getireceğiz. Para yok. Gidip konuşacağız biz. Efendim, Polat'ı sıkan adamlar paramızı vermezseniz gidip anlatacağız diyorlar. Şantaj yapan adama ne yapılır? Anladım efendim. Aferin. Mustafa abi, adamlara söyle, etrafı temizlesinler, arabaları kaldırsınlar. Baş üstüne. Baba, müsait misin? Tabii kızım. Nasıl oldun? Daha iyi görünüyorsun. Baba, Leyla ile görüştüm. Savcı hanım seni ziyarete mi geldi? Ben ona gittim. Ne görüştünüz? Bebeğimi bulması için yardım istedim. Kızım, bu konuları herkesle konuşman doğru değil. Ayrıca lütfen bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitme. Merak etme baba. Leyla yardım edecek. Çünkü bizim boşanmamızı istiyor. Efendim, Zülfikar Bey geldi. İnce Hanım'ı odasına götürün. Tabii. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Davut Bey, başınız sağ olsun. Daha önce gelemedim, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Ziyaretimin sebebini Polat Alemdar size bildirdi sanırım. Evet. Ancak bu sektöre girmek istediğinizden emin misiniz? Neticede ticaret Davut Bey. 40 yıldır ticaret yapıyoruz. Ticaretin kurallarıyla bu sektörün kuralları çok farklı. Medya çok büyük bir güç. Ben sizi bildiğim kadarıyla sizin bu gücü kullanmak isteyecek ihtiraslarınız yok. Davut Bey, benim aslında medyayla falan işim olmaz. Dediğiniz gibi benim yapacağım iş değil. Ama Polat Alemdar bana alacaksın dedi. Alacağım. Size de satmanızı tavsiye ettiyse bu işi bir an önce bitirelim. Zülfikar Bey, Polat sizi ateşe atmaya kararlı. Ama ben sizi de düşünerek teklifinizi reddetmek zorundayım. Bakın Davut Bey, sorun paraysa teklifimizi gözden geçirebiliriz. Mesele para değil. Şirketi elimde tutmaya karar verdim. Canım.
Can Polat, bu Yezid gazetesini başka birine satacak. Fiyatı arttırmak için yapmış olmasın Zülfikar ağa, zorladın mı iyice? Yezid'e dünyanın parasını teklif ettim. Beğenmediysen daha da vereyim dedim. Dinlemedi bile. Anlaşıldı Zülfikar ağa. Can Polat, sen o Yezidlerin elini sıkmayacaksın değil mi? Sen rahat ol. Biz Yezid'in elini sıkmayız, kırarız. Eyvallah. Sevk etmeyin. Büyük bir parti getir. Hepsini beraber gönderirsiniz. Ağam, sen gazete alınca biz bu işlere devam edecek miyiz? Son kez çok büyük bir vurgu yapacağız. Ondan sonra payımızı alıp devredeceğiz. Ağam, bölgeden mal getirmek çok zor bu arada. Her saat operasyon yapıyor devlet. Sen ağanı mı unuttun İlhan? 100 tabur askerin arasından ben istersem yine mal geçiririm. Nasıl yapacağız abi? Gelince görürsün. Emin misin buradan örgüte silah gittiğine? Eminim. Girin. Abi gelenler var. Bizim özel kuvvetlere benziyor. Ne yapacağız? Ben kendimi göstereceğim. Sen yine arka tarafa dolaşacaksın burayı. Abi hain içlerindeyse direkt hedef olursun. Başka şansımız yok. Kendi askerimize mi sıkacağız? Dikkatli olun. Ateş etmeyin. Polat Alemdar, senin burada ne işin var? Sizin ne işiniz var? Atın silahları. Artık hainliğin buraya kadar. Ömründe bir kez vatanına hizmet et. Asıl örgütle görüşerek devletine sen ihanet ediyorsun. Ne konuşturuyorsun? Sıkın haine! Kes sesini. Sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Silahını bırak. Emri kimden aldığını söyle, seni bırakayım. Gidecek yerin yok. Vazgeç. Bırak silahını. Yapma! Bize müsaade edin, erkek erkeğe konuşalım. Birlikte çarpışmaya gittiğinizde erkek erkeğe konuşursunuz. Otur anne. Buyur küçük baba. Seni dinliyorum. Madem evlenmişsiniz, artık akrabayız. Yaptığınızı doğru bulmuyorum. Ama inşallah ben yanılıyorumdur.
Allah utandırmasın. Madem akrabayız, acıyı da, sevinci de, mutluluğu da, ihaneti de birlikte göğüsleyeceğiz. Saçmalama. Mutluluğu paylaşmak kolay. Sevinci de ihaneti de paylaşırız. Büyük bir acıyı daha önce paylaştık. Çakır öldüğünde dördümüz birden yandık. Ama unutmuşuz. Hatırlayalım ki akraba olduğumuzu unutmayalım. Yapma Memati. Seni yıpratmıştır. Dağ havası sana iyi gelir. Söylüyorsunuz başkanım. Göreci toplumda kendi kültürüne yabancılaşmamak çok zor. 6 ayda bir bu özgürlük kokan havayı teneffüs etmek lazım. Seni bunun için getirdim. Görüşmelerde masada olmanı istiyorum. Çünkü senin bu diplomatik kurnazlığın masada çok işimize yarayacak. Polat Alemdar kim başkanım? Ben Avrupa Parlamentosu, NATO Generali, Başbakanı. Devlet başkanlarıyla müzakere etmişim. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz seninle eski dostuz Mete'ciğim. 28 Şubat'ta seninle az çalışmadık. Kapın sana her zaman açık. Ben de size o rahatlıkla geldim. Sizinle görüşmem gereken 2 konu var. Birinci konuyu biliyorum. Yanlış yapmışsın. Bana sormadan Polat Alemdar'a suikast yapmaya kalkmışsın. Ben Polat'ın sizinle düşmanınız olduğunu sanıyordum. Nedir? Polat Alemdar oradaysa
Ben istediğim için orada. Sen bunu bilmeyecek adam değilsin. Planlarımı bozacak işleri yaparsın. Eski günlerin hatırını tanımam. Yanlış yapıyorsunuz. Polat müzakerelerden güçlenerek çıkacak. Yanlış doğru. Orasını ben bilirim. Bundan sonra yapacağınız şeylerden haberim olacak. Polat'a yaptığınız bir yanlış. Benden habersiz Davut'un gazetesini almaya kalkman ikinci yanlış. Davut beni cezaevine tıkmak için, itibarsızlaştırmak için gazetesini kullanıyor. Senin bu cezaevi korkun ne zaman geçecek? Bak bana, Guantanamo'dan bile güçlenerek çıktım. Hele bu ülkede kahraman olmak için cezaevine düşmek şart. Ben dışarıda kalmayı tercih ederim. Ben istemediğim sürece seni kimse cezaevine atamaz. Yanlış yapmakta ısrar etme ki cezaevine girmeni istemeyeyim. Gazeteyi almamızı istemiyorsanız Yaşar Ağa'ya söylerim, almaktan vazgeçer. Yok. Yaşar'ı severim. Artık sınıf atlamasının zamanı geldi. Uyuşturucu işini bir başkası yapar. Yaşar bize bundan sonra medyada hizmet verecek. İhtiyacınız yok. Polat Alemdar'la yapacağım müzakerenin sonucunun ne olacağını hiç kimse bilemez. Hem Polat Alemdar'la masaya oturmadan elimi güçlendirmem, hem de örgüt içinde çıkabilecek çatlak seslerin önünü şimdiden almam gerekir. Adamlarını iyi seç. En güvendiklerin dışında kimseyi alma. Giren çıkanların fotoğrafları. Polat Alemdar, sen bu yardım kuruluşuna girenlerin fotoğraflarını niye çektiriyorsun? Abi Zara aradı. Şahmeran masaya oturacakmış. Görüşme için bekliyorlar. Nereye çağırdılar? Abi Zara'nın mekanına gideceğiz. Zara bizi oradan götürecek. Çıkalım Abdülay. Hazır ol. Geliyorlar, dikkatli olun. Dikkatli olun, başkana doğru çıkmayın.
başkanım, geri dönelim. Cemal arkadaş, beni bu yoldan ölüm bile döndüremez. Ben halkım için ölümü göze almışım. Başkanım, önce örgüt içinde bunun hesabını sorup aykırı sesleri susturmamız lazım. Görüşme masasına bölünmüş bir görüntüyle oturamayız. Dönüyoruz. Hadi. Hadi, hadi. Görüşme iptal. Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Şahmeran görüşmeye giderken suikaste uğradı. Geberdi mi bari? Polat Alemdar, siz bu kafayla oturacaksanız masaya işimiz var. Şahmaran'ın suikasti kendi kendine tezgahladığını anladım da örgüttekiler bunu nasıl yiyor? Örgütte Statiko'nun kralı var Abdülay. Hepsi konumlarını Şahmeran'a borçlu. Şimdi kime hedef gösterirse ona saldırmak zorundalar. Arkadaşlar, hayırlı yolculuklar, geçmiş olsun. Sağ ol. Deccas'ın niyetini belli etti. Görüşmeleri durdurmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Şahmeran başkanı ortadan kaldırabilmek için müzakere vaadiyle gözümüzü boyamaya çalıştılar. Ne o drone arkadaş? Kandil'in yatakları sert geldi galiba. Bir an önce Avrupa'daki ikiz yatağa dönmek istiyorsun. Mücadele sadece dağda silahla olmuyor. Asıl mücadele metropollerde, diplomatik zeminlerde oluyor. Tabii. Çikolata, viski, puroyla mücadeleyi ben de yapmak isterim. Halkımın ayaz tutmuş dağlarında mücadele etmek bizim gibi proleter sınıflara kalmış. Siz gidin kulislerde yiyin için gezin, bir de bizim mücadelemizi hor görün. Halkımız ve örgütümüz adına büyük geçmiş olsun diyorum Sayın Başkanım. Arkadaşlar, başkanımıza yapılan bu eyleme hem silahla hem diplomatik zeminde misliyle karşılık vermeyi teklif ediyorum. Başkanım, stratejimiz nedir? Ne yapacağız? Eylem biçimine baktığımızda eylemi kim sipariş etmiş olursa olsun gerçekleştirenlerin örgütümüzdeki ajanlar olduğunu görüyoruz. Öncelikle içimizdeki ajanları deşifre edeceğim. Başkanım, ben çözümlemenizden ajanın bu masada oturanlardan birisi olduğunu anlıyorum. Başkanım,
Elinizde bu menfur saldırıya ilişkin bir bilgi varsa bizimle paylaşın. Yoksa hepimiz zan altında kalıyoruz. Ben kendinin çıkıp halkımız ve örgütümüz önünde itiraf edip önderliğimizin affına sığınması için bir fırsat veriyorum. Kandil'e en son duran arkadaşla ben geldim. Bizi mi suçluyorsunuz? Bakın, Cemal arkadaş kendi ağzıyla çözümlememi deşifre etti. Ben örgüte ve önderliğe olan bağlılığımın sorgulanmasındansa ölmeyi tercih ederim. Böyle bir kuşkunuz varsa sıkın kafamı. Sen ne diyorsun Duran arkadaş? Önderliğin affına sığınıyorum. Öz eleştirim vermeye hazırım. Evet, seni dinliyoruz. Ver bakalım öz eleştirimi. Geldiğin için teşekkür ederim. Sen çağırdın diye gelmedim. Hesap sormaya geldim. Haddini bil. Ben olmasam hala değnekçilik yapıyor olurdunuz. Sizi bugünlere getirenleri ne çabuk unuttunuz. Hayatta yaptığı kıyağı senin gibi adamın yüzüne şamar gibi vuran birini görmedim. Biz kazandık da sen kazanmadın mı? Pis işlerin ağzı temizlemedik. Sizin yerinize gelmek için kapımda onlarca adam yatıyordu. Ben kime yol versem sizin yaptığınızı yaptırırdım. Senin adamın Kara'nın yaptığı ne? Bizim kardeşimiz ölmüş. Bu saatten sonra kimseyi tanımam. Tanırsın, tanırsın. Rakamını söyle. Öyle bir rakam yok. Ama iki kardeşin daha var. Hem Zaza hem Kara. İkisiyle birden uğraşamazsın. Akıllı ol, bir rakam söyle. Sen beni çağırdığına göre aklında bir şey var. Hele sen söyle. Yaşar'a uyuşturucu işini makul bir payla devredecek. Bundan büyük para ve çevre kazanacaksın. Duran arkadaş, ben hayatımda senin kadar oportunist bir adam görmedim. Sayende hepinizin hayatı kurtuldu. Şahmeran'a o şovu yaptırmasaydın birimizi ajan ilan edip sıkacaktı. Sen şov yapmasaydın biz karşısında dik dururduk. Örgüt içi diktatörlüğe izin vermezdik. Sen ne anlatıyorsun Zara? TC demokrasiden ihya oldu, biz eksik kaldık. Artık TC inkar politikalarından vazgeçiyor. Belki de barış olacak. O Şahmeran'ın elinde mi barış? Emperyalistler barış derse barışır, savaş derse savaşır. TC emperyalistler karşısında eskisi kadar güçsüz değil. Polat Alemdar'ı gönderiyorlar barışı zorlamak için. Bağımsız devlet kadar hastalıklı bir yapı yoktur. Ne zaman içten bir mikrop, ne zaman dıştan bir virüsün etki edeceğini göremez. Benim umurumda değil barış müzakere. Ben bir an önce Berlin'e, Katerina'nın yanına dönme peşindeyim. Ya Şahmeran'a şov yaparken biraz abarttım galiba. Dizime vurmuşum. Kas spazmı olmuş. Gel! 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 G
Çocuklar gelin alın şunları. Alın. Dikkat et. Buraya gel. Bunu otobüsle gelenlere dağıt. Abi otobüsü ne yapayım? Otobüs sana hediyem koçum. Sağ ol abi. Allah razı olsun abi. Serhat arkadaş. Eylemde kullandığın adamlardan kurtulan olmadı değil mi? Olmadı başkanım, merak etmeyin. İyi iş çıkardın Serhat arkadaş. Sayende Polat Alemdar ajanına karşı zaman kazanmış oldun. Can Polat'tan haber var mı Memati? Durumu iyi, görüşüyoruz. Sen merak etme Zülfikar Ağa. Ya sen nasıl yalnız bıraktın Can Polat'ı? Niye gitmedin? Burayı boş mu bırakalım? Burada da yapılacak işler var. Yine de yanlış yapmışsın. Gitmen lazımdı. Ya keyfimizden kalmadık herhalde. Rahatsız etmiyorum değil mi? Zülfikar abi nasılsın? İyiyim kızım. Çok sevindim evlenmenize. Hayırlı olsun. Selvi sen dışarıda bekle, ben geliyorum. Geciktik. Hayırdır? Abi ev bakacaktık. Anlaşıldı gezitlerin peşine niye gitmediğin. Hadi, size iyi alışverişler. Canlar eyvallah. Hadi Zeynel. Seni de, evini de, gönlünü de yıkarım kırarım. Bir daha başkasının yanında ben konuş demeden konuşmayacaksın. Gelmeyeceksin. İkinizin de kalıbına tüküreyim. İçeride misafir varken niye sokuyorsunuz? Abi şimdi kabahat bizim mi oldu? Polat abiye bir şey diyemiyorsun. Selvi yengeye bir şey diyemiyorsun. Vur gariban Cahit'le Erhan'a. Resmi rakamı üstteki Türkiye hesabıma yatıracaksınız. Geri kalan kısmını alttaki İsviçre hesabıma. Tamam Davut Bey. İsviçre'deki hesabınıza parayı bugün geçiriyorum. Satışı yarın yapalım. Yaşar Bey, ya vazgeçersem yarına kadar? Nasıl veriyorsun bu kadar parayı? Bizim kimse de alacağımız kalmaz Davut Bey. Siz merak etmeyin. Yaşar Bey, artık ağalık bitti. Medya patronu oldun. Hediyeniz için teşekkür ederim. Ama boynuma ilmik geçirmem. İpekten bile olsa.
Efendim Memati. Usta, sen beni burada bıraktın. Gelen laf sokuyor, giden laf sokuyor. Güzel. Usta, ben burada dağıldım diyorum, sen güzel diyorsun. Herkes senin orada olduğunu bilsin ki kimse zıplamaya kalkmasın. Bir arkadaşım gönderdi. Mücadelenize çok büyük saygıları var. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ya duran arkadaş, bir elimizde kadeh, bir elimizde puro. İnsan kendini subjektif ajan gibi hissediyor ya. Başkanım, ne alakası var? Bu puro, emperyalistlerle en büyük mücadeleyi veren Castro başkanın memleketinden geliyor. Simgesi. Duran arkadaş, çıkabilirsin. Başkanım, tercüme ihtiyacım varsa kalayım. Kuzey Irak'a hoş geldin Şamir Harbu. Ne yaparsan yap, o masaya oturacaksın. Gerekirse cesedini oturtacağım. İnsanlık geçmiş olsun der ya. Canımızı zor kurtardık. Sen o şovun örgütteki adamlarına yap. Ancak ben yemeğim. Kafamı bozma. İki tane F-16 gönderir, başına yıkarım orayı. Önce iç dengeleri sağlamam lazımdı. Örgütteki gücümü pekiştirdim. Artık görüşmeye gidebilirim. Bugün görüşmeleri gerçekleştir. Efendim, Polat Alemdar Kuzey Irak'taki arkadaşımızı pusuya düşürmüş. Yaşıyor mu? Polat'ın eline geçeceğini anlayınca intihar etmiş. Efendim, Yaşar Ağa da geldi, bekliyor. Ne bekletiyorsun, al içeri. Emredersiniz efendim. Mete Bey, tebrik edebilirsin. Karşında yeni medya patronu duruyor. Ne oldu Yaşar'a? Hani satmazdı Davut? Hiç ihtimal vermiyordum. Mete Bey yine bizi kör bir kuyuya attı diyordum. Helal olsun. Her yere haber bırakmış. Kara muhakkak beni arasın. Benden haber almadan bir iş yapmasın diye. Davut'tan alamamışlar mı gazeteyi? Bilmiyorum abi. İyi, ver şu telefonu. Efendim Kara. Polat Alemdar. Mete Davut işini bekletmek istiyor. Ne yapayım? Pazarlık yapıyorlar. Bir an önce bitir. Bitireyim mi? Emin misin? Ne diyorsam onu yap. İyi.
Davut işini bugün bitiriyoruz. Çocuğu alın. Mete Bey geldi efendim. Niye haber vermeden geliyor? Beni aradı. Ben davet ettim. Niye haberim yok? Oldu işte. Bu ev benim evim, unutma. Ben daha ölmedim. Gözlerinden öperim koçum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi daha iyi gördüm Nesrin Hanım. Oğlum bana iyi bakıyor. Eline ne oldu pusatım? Kesildi. Kahvenizi nasıl içersiniz? Zahmet etmeyin lütfen. Sizin konuşacaklarınız vardır. Sade lütfen. Ne konuşacakmışız? Bu memlekette herkesi öldürebilirsin. Ama polise, hakime, savcıya dokunamazsın. Dokundum, geçmiş olsun. Daha geçen bir şey yok koçum. Bir adamını ver, içeri girip yatsın, bu işi kapatalım. Adamın ifadesinde işkenceye uğradığını söylesin. Bir daha böyle bir şey yapmadan önce bana haber verin. Ben kime ne yapıp yapamayacağınızı söylerim. Tamam mı koçum? Kimseye yapacağım şeyi önceden söyleyemem. Çünkü yapacağım şeyi ben de önceden bilmem. Bir hata yaparsam bedelini öderim. Yok koçum, ödeyemez. Gerisini reis sana anlatır. Biraz zaman geçsin. Küçük bir şeyle cezaevine girmen lazım. Bir ay içeride kal ki milletin tansiyonu düşsün. Hem de sen efsane ol. Zaten o bir ayın içinde dediğimi anlarsın. Bedelin ömürle ödenmeyeceğini öğrenirsin. Yaşadığım son birkaç seneyi hepiniz biliyorsunuz. Üst üste felaketler beni çok yordu. Eskisi kadar medyada olmak arzusundayım. Ama eskisi kadar gücüm yok. Efendim, devlet baskı yapıyorsa çekilmeniz konusunda biz hep birlikte direnelim. Turulcuğum, devletin baskı yapacağı bir durumdan çıktı medya. Neyimize baskı yapsın? Efendim, yıllarca bu ülkeyi yönettiniz. Şimdi yorgun olduğunuza inanmamızı nasıl beklersiniz? Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İktidarlar gibi bizim de süremizin bittiği anlar geliyor. Efendim, siz gazeteyi sattınız mı? Satmak için bizim fikrimizi mi alıyorsunuz? Henüz satmadım. Ama ciddi teklifler var. Kimi düşünüyorsunuz? Torucuğum, bir kere de bırak başkaları soru sorsun. Ayrıca birine satarsam, kim alırsa alsın, nasıl olsa gazetenin başına sen geleceksin. Niye endişe ediyorsun? Efendim, lütfen bizi bırakmayın. Sizlerden görüşlerinizi yazılı olarak bana iletmenizi istiyorum. Biliyorsunuz, mektuplaşmak rahmetli büyüğümüz Fehmi Bey'den bize miras. Madem işin var, git hallet. Beni niye tanımadığım savcının yanına götürüyorsun? Güvende olursun, kafam rahat eder. Pusat, evin önüne adam doldurmuş. Ne güvendiğinden bahsediyorsun? Kızım, eltinle kaynaş işte ufak ufak. Amma tatava yaptın. Sen Polat abinin yanına gidiyorsun değil mi? Sana kaç kere işimi sorma dedim. İstemiyorum gitmeni. Oldu, başka emrin? Zülfikar abiler laf sokuyorlar diye değil mi? Lafa söze mi ihtiyacım var memlekete hizmet için? Doğru. Polat abi kal dedi, kaldın. Gel dedi, gidiyorsun. Lafa söze ne ihtiyacım var? Öl de söylerim.
Aklını başına topla. Sakın ölme. Bu güzel. Efendim, her zamanki gibi zevklisiniz. Siz mi götüreceksiniz, biz mi yollayalım Nüket Hanım'a? Ben götüreceğim. Peki efendim. Nereye gidiyorsun Memati? Az bir işim var. Selvi kalsın burada, yarın gelir alırım. Memati, İnci geldi. İyileşmiş mi? Evden nasıl çıkmış? Oğlum kaçırıldı diyor. Hangi oğlu? Ölmedi diyor. Halbuki başsağlığı diledik. O da sövüp saymıştır. Belki ilaçlar tesir etmiştir depresyon için. Neyse, sen de bir şey bilmiyorsun. Polat gelsin, onunla konuşurum. Cahit'tir. Gel bakalım. Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk yenge. Bir şey istiyor musunuz? Telefonun açık olsun. Ben seni ararım. Görüşürüz. Nereye gidiyor bunlar? Kuzey Irak'a. Polat'a bir şey mi olmuş? Bilmiyorum. Zara'dan ses yok mu Abdülay? Yok abi. Yeni resimler de geldi. Bu resimleri niye çektiriyorsun? Söylemedin. Müzakere içinden vazgeçtiğimi, geri döneceğimizi söyle. Siz burada bekleyin.
Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Davutcuğum. Çok zarifsin. Teyzeciğim, senin burada ne işin var? Sana ne? Ben kızıma bakacaktım. Teyze, buraya öyle kafana göre giremezsin. Çek 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 çek. Tamam teyze, söyle kimse kızım, ben seni götüreyim. Sen git işine. Ben kendim kızıma, kendim kendime bakarım. Şimdi sıra benim sürprizimde. Ne sürprizi bu? Ne yapıyorsun Nüket? Adı üzerinde sürpriz. Nasıl bir sürpriz bu? Anne sen ne yapıyorsun burada? Sen yeni misin? 2 gün oldu başlayalı. Ne konuşacaksanız konuşun, anneni gönder. Müdür görürse koyar seni kapının. Sağ ol. Hadi. Allah razı olsun. Nasıl? Bir aksilik yok değil mi? Yok. İyi. Nüket neredesin? Ne yapıyorsun? Sürpriz. Sabret biraz. Ah, bu da ne? Nasıl sürpriz? Böyle şeyler sevmedim biliyorsun. Sabret canım. Yapma Nüket, yapma. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Nüket neredesin? Nüket. Nüket diyorum, neredesin? Nüket. Nüket buraya gel. Nüket diyorum, neredesin? Nüket buraya gel. Nüket. Nüket. Merhaba, ben Nüket. Beni öldürmeni kim istedi? Azrail. Bana bunu nasıl yaparsın? Çocuğum ellerinde. Seni Mete mi gönderdi, Polat? Davut Bey, öğreneceksin de ne olacak? Hayatta hiç öldürmeyip vazgeçtiğin oldu. Aa. Oldu. Oldu da bu senin için geçerli değil.
Sana istediğin her şeyi verebilirim. İstersen seni kahraman yaparım. Davut Bey, kahraman yapılmaz. Kahraman olunur. Anladım, kurtuluş yok. Öldüreceksin ama... ama beni millete rezil et. Millet, senin umurunda olsa... bu vatana, bu devlete, bu millete... bu kadar ihanet etmezdin. Senden son bir isteğim var. Bana da söyle, ince hasta. Onu sahipsiz bırakmasın. İçini ferah tut. Polat Alemdar, kimseyi sahipsiz bırakmaz. İstediğiniz oldu işte. Çocuğumu bırakın artık. Çocuğun yukarıda terasta. Senin gibi anneyi görmek istemiyorum.